Evet efendim, ilk konumuz ağız kokusu. Özellikle Ramazan'da sorun olabilir. Onun için lütfen dikkatle dinleyin ama sorularınız varsa 0212 331 66 24 25 0212 331 66 51 52 numaralardan bize sorularınızı iletebilirsiniz. Ya da e-mail yoluyla doktoraytu@tv360.com.tr'den. Konuğumuz diş hekimi Sonay Öztan Gökhan, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz? Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Gerçekten bize bu konuyu önerdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Ağız kokusu, şimdi ağız sağlığını konuşacağız. Hı-hı. Bakımı, doktor korkusunu, diş hekimi korkusunu konuşacağız ama önce ağız kokusu. Hakikaten ağız kokusu özellikle açlıkta, hele ki Ramazan'da, evet, şimdi ciddi bir evet, sorun. Neden oluyor, önüne geçebilir miyiz? Tabii ki. Şimdi ağız kokusu en medeni, en gelişmiş toplumlarda bile ciddi bir sorun. Ve üstelik sosyal ve psikolojik olarak da insanları çok etkiliyor. Çok önemli bir yere gidiyorsunuz. Düşünün, ağzınız kokarak, uzaklaşarak konuşmaya çalışıyor. Ve bizlere başvuran hastaların yaklaşık %80'i diyebiliriz ki ağız kokusundan muzdarip olarak geliyor. Bunun bir fizyolojik, genel olarak herkeste olabilen cinsi var. Bir de patolojik dediğimiz şekilleri var. Ağız kokusunda, oruçluyken özellikle olan ağız kokusunda uzun süre sıvı ve aç kalmaya bağlı olarak metabolizmamızda yağ ve protein yıkımına bağlı olarak protein yıkımı meydana geliyor. Ve bunun bir yan ürünü, metabolizmanın bir yan ürünü olarak ağız kokusu meydana gelmekte. Bu geçici bir durum tabii. Bunun için gece yemelerimize dikkat edip tarçın veya tarçınlı yiyecekler daha rahatlatabilir bizi. O sadece açlığa bağlı olarak oluşan ağız kokusu. Bir de yenilen yiyecekler, içeceklere bağlı, soğan sarımsak yenildiyse bunların da oluşturduğu bir ağız kokusu var. Özellikle mesela sahurda ne önerirsiniz? Yani sahurda tarçın mı yensin yani? Daha çok böyle tarçınlı içecekler, sakız çiğnemek bir ve hafif yiyecekler yemek, limonlu sular içmek. Bunlar sindirim kanallarındaki gazların, biriken gazların kokusuna engel olacak. Dolayısıyla daha rahat edecek. Fakat asıl ağız kokusu, patolojik dediğimiz ağız içi sebeplerden olan ağız kokusu ki, şimdi dişleriniz yeterli fırçalanmazsa bir bakteri plağı dediğimiz bir plak oluşuyor. Dişlerin yüzeyinde bir birikim meydana geliyor. Bu giderilmediği takdirde 2-3 gün sonra diş taşına dönüşüyor. Diş etinin içerisine yerleşip müthiş bir koku yapıyor. Diş eti iltihabı diyoruz ki buna. Asıl koku bundan gelebiliyor. İkincisi olarak ağızdaki çürükler, bozuk dolgular, köprüler, kaplamalar, bunlar da ciddi ağız kokusuna sebebiyet verebiliyor. Ağız içi bütün sebepler normalse, eğer hiçbir sıkıntı yoksa, hekiminize gittiniz, her şey normal, bütün tedaviler yapıldı. Bunun dışında olan ağız kokusu sistemik bazı rahatsızlıkların sebebi olabiliyor. Mesela, diyabette, şeker hastalarında ciddi bir aseton kokusu meydana geliyor ağızda. Karaciğer, böbrek yetmezliklerinde tipik bir balık kokusudur. Kişi konuştuğunda diyalize girenlerde çok hissedilir bu. Balık kokusu gelir ağızda. Sinüs enfeksiyonlarında ve akciğer enfeksiyonlarında da müthiş bir ağız kokusu vardır. Hatta şu son zamanlarda vitamin yetmezliklerinde de, metabolik bazı hastalıklarda da görülmekte. Bizlerde yanlış olan, dişlerimizi fırçalıyoruz. Diş ipi kullanıyoruz. Her şeyi, bakımı yaptık ama dilimizi unutuyoruz. Dil sırtında bir takım bakteriler oluyor. Ve sabaha kadar bu bakteriler ürüyor. Ürediği için de sabahleyin kalktığımızda müthiş bir ağız kokusu meydana gelir mesela. Bunlar hem o biriken, sindirim kanalında biriken gazların etkisi, hem de dil sırtındaki bakterilerin etkisi. Hani hasta gelir, dişlerime çok iyi fırçaladım diyor. Hakikaten bakıyorsunuz dişleri güzel, bakımlı ama o dil sırtını unutuyoruz. Dili de fırçalamak lazım. Dili de fırçalayacağız. Eskiden sadece fırçalarımız vardı ama son zamanlarda dil temizleyicilerimiz var. Ve piyasada çok da var şu anda ve maliyeti de ucuz artık dil temizleyicilerinin. Bir şey söyleyeceğim, bazı fırçaların arkası pürtüklü oluyor. O dil için midir? O da dil için ama işte asıl dil temizliği böyle atnalına benzer bir şeyle şöyle 2-3 defa dokunmak son derece sağlıklı bir şekle getiriyor. Evet. Ağız kokusundan kurtulabiliyoruz. Yani dişimizi temizledikten sonra dilimizi de unutmayalım, evet, diyorsunuz. Evet, ve özellikle sabahleyin sahurda tarçınlı yiyecekler, biraz limonlu sakız şeyler, çiğnemek, sakız çiğnemek, yani bu hafif yiyecekler sindirim özellikle sisteminden gelecek kokuları, baskılar ve engel önler diyorsunuz. Evet. Peki, şimdi o zaman şunu konuşalım. Herhalde iki tane çok korkulan yer var. Bir tanesi kadın doğumcu, bir tanesi de diş hekimi. Masalarımız da benziyor. Evet, yani diş hekiminden gerçekten insan çekiniyor.
Ben yani hep düşündüm neden? Tabii şundan oluyor. 32 tane dişimiz var, 32 tane sinir var ve o sinirler çok hassas. Evet. Yani öyle bir enteresan ki bu diş bazen hiç sinirine minine bir şey yapmadan sadece içeri bir hava tuttuğunuzda bile içi sızlıyor insanın. Evet. Biz bu galiba bu acıdan korkuyoruz. Şimdi diş hekimi korkusunun en büyük sebebi kontrolün kendinde olmamasını hisse. Kişi kontrolü kendi dışında olursa uçak korkusu gibi hani ben müdahale edemeyeceğim korkusu olduğu anda zaten korkuya başlıyor. Diş hekiminin eskiden yani küçücüktü muayenehaneler küçücüklerdi, aletler çok güzel değildi, saatlerce uğraşılırdı. Uzun süre ağız açıkta kalması, cihazların çok ciddi sesler çıkarması bunlar bir korku sebebi olabiliyordu. Ama gelişen teknoloji bu korkunun aslında minimalize olmasına neden oldu. Hekimlerimiz zaten kendilerini çok iyi geliştiriyor. Teknoloji çok ileri düzeyde. Ya çok kısa vadede ağrısız, sızısız işlemler yapılabilmekte. Ama her şeyin başında hekime duyulan güven önemli. İçeri girdi hasta, güvenecek o hekime. Hekim her, ne olacağını anlatacak. A'dan Z'ye size şu yapılacak. Bence bu çok önemli. Evet. Çünkü mesela gidiyorsunuz diş hekimine, aç ağzını otur. Oturduk açtık ağzımızı. Aynen öyle. Başıma ne gelecek acaba? Hangi yani... dişti? Yani direkt şöyle söylendiği zaman hangisiydi? Ağrıyan dişiniz hangisi? Tamam çekilecek. Bu kişide ciddi bir korku oluşturuyor ve böyle yapılan herhangi bir kötü deneyim daha sonra kişilerin hekimden korkmasına sebebiyet veriyor. Bizdeki en büyük yanlış çocuklarımızı korkutuyoruz. Doktorla, hekimle, dişçiyle, dişçiye götüreceğim. Korkutuyoruz. Çocuklardaki ilk deneyim çok önemli. Hiçbir problem olmasa bile 3 yaşında bir çocuğu diş hekimine götüreceksiniz. Güzel bir, sadece bir tanışma devresi. Artık çocuklara oyuncaklar, onların ömür boyu böyle diş hekimi korkusu olmadan, sağlıklı dişlere sahip olmaları için, rutin ziyaretler yapabilmesi için o korku beyinlerinde olmayacak. Ve basit bir şekilde anlatacak anne baba. Ya diş hekimine gidiyoruz, yarın bir randevumuz var. Yani çok önemli bir şeymiş gibi anlatıp da çocuğun kafasında soru işareti uyandırmayacak. Benim kızım 2 yaşında, onun bir tane doktor seti var mesela. Evet. İşte geliyor benim kalbimi dinliyor, ağzıma bakıyor, kulağıma bakıyor, hepsini yapıyor. Evet. Şimdi kendisi de doktora gittiği zaman mesela doktor diyor ki çıkar dilini bir boğazına bakayım diyor. Açıyor ağzını, daha çok açayım mı diyor. Evet. Yani 2 yaşında ama daha çok, yani dediğiniz gibi çocuğu nasıl alıştırırsanız öyle. Demek ki 3 yaş civarına gelince çocuğu bir kere bir diş hekimine bir ziyaret ettirmek ve lazım. İlk ziyarette hekimin de tabii çok akıllı olup pek bir işlem yapmaması gerekiyor. Sadece konuşmak, bu işlemin rutin kolay bir şey olduğunu söylemek. Gelin dişlerini sayalım. Bir küçük bir vızıltı sesi yerine mesela küçük bir ses çıkarıyor. Bir bakalım dişin oynuyor mu acaba? Çocuk çünkü korkuyu bilmiyor ki. Yani onun başına ne olacağını, bir şey başına bir lazım. Şey gelmesi gerekiyor. Korkması ve için. Gerçekten de çok ciddi acılar olmuyor. Ağrımıyor diş. Ama kişi ben şimdi acıyacak, olacak bir şeyler gelecek başıma korkusu tabii korkuyu çok heyecanlandırıyor. Bir de bizler de diş hekimlerinde yeterli anamnez almıyoruz. Hasta kalp hastasıysa, tansiyon hastasıysa, şeker hastasıysa bunlarda çok daha özel davranmamız gerekiyor. Değişik iğneleri var, değişik iğneler ve bunlara çok daha rahatlatıcı ve zaman aralığını kısa tutup çok kısa müdahaleler yapmak lazım. Bunlar çünkü heyecanlandıklarında tansiyonları çıkıyor. Dolayısıyla bu korku daha da artıyor. Onlar için yeterli zaman ayırıp konuşarak daha yumuşak hareketlerle yaparsak korku tamamen yenilebiliyor. Teknoloji çok ileri çünkü. Çok ileri. Peki sorumuz var, hemen alalım. İyi günler efendim. Mikrofonu yukarıya tutalım. İyi günler efendim. 9 yaşında torunum var. Evet. Dişçiye dişi ağrıyor. Evet. Dişçiye gittiği zaman her tarafı birbirine katıyor. Acaba ne yapmak lazım ikinci bir defa götüreceğim zaman? Yani 3 yaşını kaçırmışlar. Gelmiş 9 yaşına. 9 yaşına şimdi, Şimdi şöyle yapılabilir. Öyle hastalarda. Onun yaşlarda hatta daha küçük yaştaki olan birisinin, akıllı, güzel duran birisinin hekiminizle konuşun. Mutlaka öyle hastaları vardır. Çok hiçbir şey olmadığını gördüğünde, o koltuğa oturduğunda, aa bak ona hiçbir şey olmuyor. Hekim de tabii sadece ilk deneyimde söylediğim gibi korkuyorsa götürdünüz yine hiçbir şey yapmayacak ona. Ya çok ciddi bir ağrıyla gittiğinde çocuk da haklı. Doğru. Ya ağrı daha mı artacak, ne yapacak diye. Ama daha küçük 4 yaşında diyelim 5 yaşında herhangi birisinin, yaşıtı birisinin çok rahat oturduğunu görmesi onu rahatlatacak. Belki ilk gittiği anda yaptırmayacak ama 3-4 defa siz de usanmayın gidin. Ama hala yaptıramıyorsa hekiminizde de bir sıkıntı olabilir. Değiştirmeniz gerekir. Peki çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bir de telefonda bir sorumuz var. Hürize Hanım İstanbul'dan bizi arıyor. Günaydın efendim. Günaydın. Nasılsınız? Hayırlı, iyi günler diyeyim. Kolay gelsin. Sağ olun. Olun.
Ben ağız kokusu ile ilgili soracaktım. Ben dahiliye gittim. Mide kapattığımda daralmalar olduğu için dediler ağız kokumla ilgili. Kalsiyum kullanıyorum 93'ten beri. Onunla ilgili dediler. Bana ilaç verdiler ama devam ediyor. Yani rahatsız oluyorum. Bana ne önerirsiniz? Onu sormak istedim. Şimdi sadece mide kaynaklı ise tabii etkeni ortadan kaldırmadan kalkmaz. Ama yine söylediğim gibi diş kaynaklı da olabilir. Çünkü kocaman bir ağzımız var ve hayır, kapakçık daralmasıyla çok yukarıda çok şey büyük olmaz. Çok bir şey olmaz. Muhtemelen başka bir sebepten kaynaklanıyor. Yani diş hekimi teferruatlı bir muayene yapması gerekiyor. Yani mideden o kadar ciddi bir koku olmaz. Evet Hürriyet Hanım, bu mideden çok gelecek gibi değil. Hele kapakçık daralmasıyla olacak gibi değil diyor hekimimiz. Ağız içi kontrolünüzü bir diş hekiminizin yapması lazım. Bir şey soracağım. Hürriyet ne demek? Hürriyet anlamı yok. Anlamını bulamıyorum. Babaannem gence ölmüş, bana bırakmışlar. Öyle mi? Çok merak ettim de ilk defa duyuyorum. Peki efendim. Evet. Çok teşekkür ediyoruz sorunuz için. Rica sağ olun. Ederim. İyi günler. İyi günler, iyi günler, iyi günler. Evet, bazen böyle değişik isimler geliyor, ben de merak ediyorum ama demek ki hanımefendi de bulamamış. Peki, o zaman şöyle konuşalım. Madem teknoloji bu kadar ilerledi, hemen ben şu implant konusunda bir iki soru sormak istiyorum. İmplantlar ilk çıktığında çok teferruatlı bir işti. Evet. Yani evet bu tedavi çıktı ama bu artık büyük bir cerrahi gibiydi. Evet. Yani böyle işte genel anestezi alanlar, kanayanlar, ya işte yap 6 ay sonra gel, 3 ay sonra gel, 5 ay sonra gel. Şimdi o bile çok ilerledi. Sizin o teknolojiye örnek öyle. Olsun diye soruyorum. Şimdi implantlar herhangi bir sebeple kaybettiğimiz dişin yerine koyulan titanyum vidalar. Bunlar saf titanyum. Asla alerjik değil. En çok sorulan sorular. Kanserojen bir şey değil. Kanser yapmaz. Fakat çeşitli her branşta olduğu gibi uzak doğu malları, merdiven altı üretimler. Bunlar zaten maliyeti çok düşük, anlarsınız. Yani çok ciddidir, 100 euroya implant yapan imkansız. Yani mümkünatı yoktur yani. Bunlar tabii ki halk arasında tercih edilebiliyor, kandırılıyor ve bunlar kanser yapar. O zaman hemen bunun altını çizelim. Lütfen olabilecek miktarların çok altında, çok düşük maliyetli implantlara rağbet etmeyin diyoruz. Öyle. Çünkü bunlar doğru malzemeden yapılmıyor. Dolayısıyla hani son zamanlardaki implantlarda kanser yapıyor düşünceleri bunlardan kaynaklanıyor. Herkes implant yapmaya başladı. Bu yanlış tabii. İmplantlarda önemli olan ilk önce iyi planlamak. Görüntüleme sistemleri çok değişti. Artık 3 boyutlu çeneyi görüntüleyebiliyoruz. Milimetrik olarak kemik ne kadar fazla, ne kadar kemik koyabileceğiz onları görüntüleyebiliyoruz. Dolayısıyla hazır olan bir işleme yapmak çok kolay oluyor. Bir implantın yerleştirme iyi planlamadan sonra ki planlama neredeyse 7-8 saati alabiliyor. 7-8 saati alabiliyor. İyi bir planlama. Milimetrik olarak ölçmek gerekiyor çünkü. Peki o milimetrik ölçtüğünüzü milimetrik bu çeneye nasıl uyguluyorsunuz? Onun cihazları var. Milimetrik olarak hani yerleştirildiğinde iyi de bir el yordamıyla yerleştirilebiliyor. Peki implantı vidasını taktınız. Tam bitmesi ne zaman oluyor? Bir de vidasını takarken eskiden orada ameliyat yapılıyordu, kesiliyordu, açılıyordu. Şimdi bunlar yapılıyor mu? Şimdi daha çok bazen açabiliyoruz tabii vakaya göre ama daha çok punchla ya da küçük sadece o vidanın gireceği yeri de açabiliyoruz. Planlamamızı bildiğimiz için, üç boyutlu gördüğümüz için hani böyle şeyli görmüyoruz. Yani yasanlama derler, o şekilde değil, planlı olarak girdiğimizden dolayı küçücük sadece vidanın girdiği yeri açıp cerrahi olayı kısaltıyoruz. Çünkü minimal cerrahi gerekiyor ki daha çabuk iyileşsin, daha iyi iyileşsin. İmplantın yerleştirildikten sonraki bekleme süresi kişinin kemiğine, yaşına, sağlık durumuna bağlı olarak değişebiliyor. Ve kullanılan implantın yüzey özelliklerine. İyi implantlarda bazı yüzey özellikleri çok daha iyi. Bunlar işte implantın maliyetlerini artıran olaylar. Dolayısıyla ortalama bazen yerleştirirken bir gücü var, Newton gücü. Bir hafta sonra da dişe sahip olabiliyoruz. Ya bir hafta sonra o implantın üstüne diş koyabiliyoruz. Ama bazen kemik yetersiz ise kişi şeker hastası olabilir, kalp hastası olabilir. Beklememiz gerekebiliyor. Ortalama 2 ay, 3 ay, maksimum bir 3 ay sonra gerçek dişimizi yerleştirebiliyoruz. Yani esas konu o vida ile çene kemiğinin birbiriyle birleşmesi sağlamlığının oluşması. Öyle. Peki siz üstüne geçici bir şey kapatıyorsunuz Kapatıyorum değil mi? Kapatıyorum ben, evet. Peki
Onun çiğneme gücü oluyor mu? Çiğneme gücü bir miktar daha az. Yani normal fonksiyona getirmeyelim deriz ama görüntüyü sağlayacak. Yani çok büyük bir baskı getirmeden çok hafif bir öğütme sağlayacak şekilde oluyor. Yoksa implantı yapılıp bir hafta sonra da, iki gün sonra da geçici diş yapılabiliyor. Aynı seansta, çoğu zaman da aynı seansta geçici bir diş yapıyoruz. Üstüne. Evet, yani aslında ama çiğneyici yüzeyini biraz daha düşük tutup tam birbirleriyle şu şekilde temas etmemesini sağlıyoruz. Peki, evet. Biz diş hekimi Sonay Özten Gökhan'a çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın, sağ olun. Hemen